Ya diyeceğiz ki ya Rabbi biz imtihan filan istemiyoruz. Bak buna itiraz etmez Allah. İmtihan istemiyorsan geç öbür tarafa der. Geçersin, her şey yerli yerinde olur. Hiçbir sorunun olmaz. Ben cennet isterim Rabbim dersen, buyur o zaman. Buyur, muhasebeye bir gel der. Dünya muhasebe yeridir. Kafirlerin her şeyleri niye yerli yerinde? Muhasebeye uğramak istemiyorlar. Boş ver biz. Muhasebeye, tamam, muhasebeye uğramak istemeyene bir sorun yok. Dert yok. Ama üstünde bulundukça toprağın, altına geçmeyeceksin. Altına geçersen vay haline, muhasebe müdürlüğü çok kötü çünkü. Ödenmemiş faturaları mahkeme edecekler orada. Biz hayata böyle bakıyoruz. Böyle baktığımız için de Allah bize huzur vaat ediyor. Böyle bakanlar ne doğurmaktan, ne büyütmekten, ne meşakkatten çekindiler. Sabah namazına kalkmak nasıl zor, uykuyu bölmek, ondan sonra soğuk suyla abdest almak, sonra işe gideceksin, geç kalıyorsun, nasıl zor? Evlat büyütmeyi de sabah namazı gibi gördüler. Ben bir kolay çocuk lütfen rica edeyim. Kahve mi istiyorsun Allah'tan? Kolay çocuk isteyecek. Ne kolay çocuğu ya? Çocuğun kolay olur mu? Asıl kolay çocuk bela. Neden biliyor musun? Çünkü kolay diye zaten sen yan gelip yatacaksın. Sonra onun fatihalarına muhtaç olduğun zaman, kolaycı çocuk olduğu için zahmet edip sana bir fatiha okuyamayacak hiçbir zaman. O da kolay yaşayacağı için sana hasenat olarak gelecek şeyleri yatırmayacak. Hayata bakışımızı tarif ediyorum. Çocuklarımızın bütün olumsuzluklarına rağmen onlarla mutlu olmanın formülünü tarif ediyorum. Bunu elde edemeyenin çocuklarından şikayet etme hakkı yoktur diyorum. 18 yaşına kadar beklersin, atarsın dışarı, kurtulursun. Ama 18 bin sene sonra bile çıkamayacağın cehennem bekliyor seni. İnsanlığın başına o belayı musallat ettiğin için. Herhangi bir mümin Rabbinin huzurunda ya Rabbi gecenin beşinde namaz olur mu ya? Diyemediği gibi bu çocuk niye bana geldi de diyemez. O sabah namazı zaten. Ne zaman istedi Allah? Gecenin beşinde bak o zaman kılıyorsun. Ya biz yeni nesil olarak çok sıkıntılıyız. Sabah 7'de kılsak diyebiliyor mu kimse? Allah böyle istedi kardeşim. Namazla oynanır mı? Bilakis namazla oynanır da çocukla hiç oynanamaz. Çünkü uyuyakalsan, bari sen 7'de kıl diyor Allah Teala. Ya da çok ağırsın hastanede, yoğun bakımdasın, sonra kaza edersin diyor. Çocukta kaza yok. Namazdan fena çocuk imtihanı. Nuh Aleyhisselam kaza edemedi. İşte bu formülü çözdüğümüz gün, hayat bizim için çok daha kolay hale gelmiş demektir. Çocuklar arasında 10 ailenin çocukları üzerinde puanlama yaptıklarını düşünün. Eğer bir anne, bir baba, böyle bir puanlamaya ne gerek var ya? Ne demek 10 matematik sorusuyla benim çocuğuma puan verilecek? Bir benim çocuğum, 2-3 kiminki olursa olsun diyebildiği zaman, kaderle baş başa zevk içinde yaşayan, kolu koptuğunda bile yarım kopmuş kolunu ayaklarının altına koyup sen nesin ki Allah'la beraber olmaktan beni engelleyeceksin diye kolunu koparıp adam sahabi lezzetini yaşarsın. 10 matematik 4'te Türkçe sorusuna göre verilecek puanla senin çocuğun gözünde değer kazanacaksa sen bu dünyada kat edeceğin çok yollar var demektir. 10 cevap benim çocuğumun matematiğini gösterir, Türkçesini gösterir, ona itiraz etmem. Çocuğumun değeri olamaz hiçbir zaman. Bizim çocuk sigaraya bulaştı, kötü şeylere bulaştı, olabilir. Olabilir.
Benim için altın bu. Abdest alırken tuvalete düşer, çıkarır yıkarım, gene altın diye kuyumcu bile alır onu. Tuvalete düştü diye altın yıkandıktan sonra bir değer kaybediyor mu? Benim çocuğum olduğu sürece Allah'ın emanetidir. Allah'ın emaneti olduğu sürece de ister helaya düşsün, ister çamura düşsün. Yıkarım, yarın tövbe eder, hiçbir şey olmamış gibi bağrıma basarım, gözüme sürme olarak sürerim. Onca edepsizliğine rağmen, onca berbat durumuna rağmen Nuh Aleyhisselam'ın oğlu, tamam baba ben de tövbe ettim deseydi, belki de gemiden atlayıp suların içinde oğluna sarılacaktı. Hazırdı Nuh Aleyhisselam, çocuğu hazır değildi. 3 kişinin katili 20 sene hapis yedi, 30 sene hapis yedi. Tövbe edeceği günü beklerim. Çünkü attım demekle atılamayacak tek şey budur, evlat. Ben vazgeçtim, nüfus kağıdını yırtıyorum diyebilirsin. Allah'ın kayıtlarını bozabilir misin? Senin babanın, senin genlerini taşıyor bu. En asi, en berbat çocuğa bile bu gözle bakacak her anne baba. Böylece anneler babalar çocuklarına sahip olduğu için o insanları idare eden devlet de daha rahat idare edecek. Hemen polise sığınmayacaksın. Anneden babadan daha iyi polis, daha iyi bir ıslah evi olabilir mi? Ama yaramazlık yaptı polise, az böyle abuk subuk konuştu psikoloğa, yahut da işte evde çok kötü oldu, hemen uyuşturucu bir hap. Sen nesin beyefendi? Biz anneyiz, babayız. Fonksiyonunuz ne sizin? Beddua etmek. Başka? Şikayet etmek, dertlenmek, komşulara anlatmak. Bir anne, bir baba çocuğundan şikayet etmez kimseye. Herkes kendi çocuğundan şikayet ediyor zaten. Nasıl? Biberi yerken hem kıvranıyorsun hem yiyorsun. Yahu çok acıymış be uf diyorsun, bir daha yiyorsun ama. Para verip üstelik zehir gibi şeye bir de para veriyorsun. Evlat da budur. Lezzetle yaşanır. Seni Allah sıkıntılarla değil de başka bir şeyle imtihan ederse, çok iyi çocuk verdiği için sana, her sözü dinleyen çocuk verdiği için mutluluk hissedersen, bu sefer de zaten o çocuğun şükrünü yapıp yapamadığının imtihanı öbüründen daha zor. Zaten çocuk seni bunalttı mı, zorla da olsa kalkıp ya Rabbi yardım et diye ellerini açıyordun. İşler iyi gidince Allah'ı hatırlamak daha zor, iyi çocuğun imtihanı daha ağır bir imtihan. Biz Kur'an ümmetiyiz. Kur'an'ımızın anlattıklarıyla hayata bakarız. Ne anlatıyor Nuh Aleyhisselam'dan? Filancanın çocuğu, filancanın kızı, kıyamet günü benim imtihanım değil, ben benim çocuğumla imtihan edileceğim. İyi veya kötü, kız veya erkek, uzun veya kısa, yaramaz veya uslu, ben benim imtihanımla kıyamet günü yüzleşeceğim. Dolayısıyla ben benim derecelerime bakarım. İyilik kelimesini neyle ölçüyoruz biz? İyi çocuk kime deniyor acaba? Veya iyi insan? Şimdi burada maalesef iyi okul kazanan çocuk tabii birinci. Tabii. Biraz da matematiği iyi olacak, tıp kazanacak. Tıp kazanan mesela 3 çocuğu var, bir tanesi tıp kazanacak düzeyde, öbürü de özel bölümde. Ona harçlık vermeye de gerek yok zaten, o az yemek yesin. Zaten kazanacağı yani memurancı olur. Yazıklar olsun. Bu ümmet böyle düşünmemeliydi. Hacca gidip Mekke Medine topraklarında ashabın hatıralarını görüp güya gözyaşları akıtan bir hacı anne çocuklarına böyle bakmamalı. Hangi fakültenin adı cennet oldu bugüne kadar? Fakülte kazandı. Cennet mi kazandı? Ne demek diplomaya? 3 kuruşluk değer, yani kazara sobanın üstüne düşürsen yanacak, bir daha diploması kalacaksın. Bununla mı insan ölçülür? Evlat, hadi başkasının çocuğunu bir insan ölçtü diyelim diplomayla, puanla. İnsan doğurduğunu diplomayla ölçer mi? Ne kötü bir şey bu ya. Bu ümmet böyle olmaz. Olamaz.
Bu kapitalist anlayış, bu liberal mikrop çok kötü bizi istila etmiş oldu. Allah'a tövbe ediyoruz. Alkolden, zinadan, kumardan, cinayetten tövbe istiğfar ettiğimiz gibi, hırsızlıktan tövbe ettiğimiz gibi, gıybetten, dedikodudan tövbe ettiğimiz gibi, çocuklarımıza Allah'ın emanetleri oldukları halde, biz yapmayı düşünüp de pastadan, ciladan yaptığımız çocuklar gibi bakıp, sonra da onlara maddi değerlerle puan veren anlayıştan Allah'a sığınıyoruz. İstiğfar ediyoruz. Böyle düşünen her anne, akşam alkol tükettiğinde sabahleyin nasıl aklı başına gelince istiğfar ediyorsa, bugünden itibaren istiğfar etsin. Ya Rabbi mağfiret buyur, ben bir daha böyle bakmayacağım çocuklarıma desin. Her çocuk, iyi veya kötü, kız veya erkek, cahil veya okumuş, benim cennetim veya cehennemim demek. Bu mantıkla bakacağız. Biz böyle bakınca da Allah yardım edecek bize. Bu kadar. Özeti bu meselenin.